Günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Burçak Bozkuş, A'dan Z'ye. Üçüncü ve son kuşağıyla devam ediyor efendim. Başlayalım hemen. 9 günlük bayram tatili bitti. Peki tatil sonrası haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da trafik nasıl? Cevabını almak üzere şimdi CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a gidelim. Buğra Benlioğlu ile birlikte hazırlar, bizi bekliyorlar. Merve günaydın. Nedir oradaki son durum? Yoğunluk başladı mı? Senden alalım detayları. Burçak günaydın. Senin de ifade ettiğin gibi 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ve İstanbullular da günler sonra bir kez daha işbaşı yapacaklar. Şimdi aslında İstanbul trafiğinde epey şaşırtıcı bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak genel bir trafik yoğunluğunu ifade edelim. %40 seviyelerinde şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu. Normal şartlarda baktığımızda bu saat diliminde %60'a kimi zaman %70'e varan bir yoğunluğu görebiliyoruz ama şu dakika itibariyle %40. Bulunduğumuz noktadan söz edelim. Hemen bulunduğumuz nokta TEM Otoyolu. Kameraman arkadaşım Buğra Benlioğlu ile birlikte. TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde zaman zaman yoğunlaşan bir trafik söz konusu ama öyle o kilit görüntülerden söz edemiyoruz. Özellikle Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt istikametine gidecek araçlar bu yönü tercih ediyorlar. İlerleyen sapaklarda kısmen yoğunluk oluşuyor ama genel itibariyle akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Yine dediğimiz gibi Ankara istikametinde Edirne istikametine göre çok daha rahat bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Yine Bağcılar'a, Esenler'e, Aksaray, Kadıköy yönüne gidecek araçlar bu istikameti kullanıyorlar. O Ankara yönünde de oldukça rahat bir trafiğin olduğunu ifade edelim. Şimdi D100 karayolunda özellikle Ok Meydanı mevkiinde yine zaman zaman böyle kırmızıya varan bir trafik yoğunluğu oluşabiliyor. O noktada sürücüleri uyaralım. Anadolu yakası özellikle Üsküdar ve Altunizade'de yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunlaşan bir trafik söz konusu ama genel olarak sadece köprü girişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda hem gidişte hem de gelişte gayet akıcı bir trafiğin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ikinci köprüde özellikle Ankara yönünde ciddi bir trafik yoğunluğu olduğunu ifade edelim. Ankara yönü önündeki trafik geriden başlıyor ve köprü boyunca da devam ediyor. O noktada sürücüleri uyarmış olalım ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde akıcı bir şekilde trafiğin ilerlediğini ifade edelim. Ankara yönünde ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu. İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikteki son durum bu şekilde. Zaman zaman evet bölgesel tıkanmalar söz konusu olsa da genel itibariyle normal şartların çok çok altında bir trafik yoğunluğunun söz konusu olduğunu söyleyelim. Bizler de bu noktadaydık. Trafikteki İstanbul'un yollarındaki son durumu aktardık diyelim ve herkese güzel bir hafta dileyerek sözü tekrar sana bırakalım Burçak.